Merhabalar, ben Köftesi Köte ve Fit Köfte serimizin 65. bölümüne hoş geldiniz. Bu iki bölüm arasında yaptığım değişikliklere gelecek olursanız, Rocky dronlarımızdan Nocturnal, Cave, Both Humidity ve Rainfall özelliklerini elde ettik. Bunun dışında Common'ı ve Fast Productivity'yi güçlendirdik. Ve gece oldu değil mi? Industrious Queen'i elde etmeyi başardım. Huh. Ve ufak bir değişiklik daha var. Uyuduktan sonra bunu gösteririm. Bu arada umarım bu makinelerin enerji kullanımıyla neden üçüncü bir Steam Boiler yaptığımı anlamışsınızdır. Ve geçen bölüm söylemeyi unuttuğum şey, şunu yapmayı başarmıştım. Tabii Unbreaking özelliği yoktu ve looting de yoktu. Onları kitapla kendim ekledim. Tabii iki tane daha kılıç harcayarak gördüğünüz gibi kitabın yerini taşıdım. Ve Chunk Loader'ı bir kırıp çıkarttığımda düzeldi her şey. Neticede Chunk Loader'la alakalı bir sorun. Iron'ımız 7000'lere ulaşmış ve Yüzyılmeterlerimiz eski sayısının yarısına gelmiş bile. Güzel. Ve şimdi bir makine daha yapacağız. Neydi senin adın? Ekstra bir isim makinelerine gelelim. Salamander Man. Purifier. Inoculator. Evet. Ve bunun için Magma Cream lazım. Slime elde etmenin yolu. Lanet. Lanet. Bizim hiç slime'ımız yok. Oh. Neyse ki 5 tane magma cream'im varmış. Oh. Tam bu olmasaydı eğer çok kötü şeyler olacaktı ve bunun için bir tane daha bundan lazım. Yani sizden. Dolayısıyla da su lazım. Tamam. Apiarist machine elimde. Bunun dışında başka nelere ihtiyacımız var? Neredeydin sen? Vial serum. Çok basit. Şuradan iki tane çal. Ayrıca şuraya bir de hopper koydum. Ve şuraya bir barrel. Ve stringy comb elde ediyoruz bundan. İşleyelim bakalım. Evet. Bunları elde ediyormuşuz bundan. Güzel. Şunu alacaktık. Gold ve diamond. Bir saniye. Bu bir ileri safhası, pardon. Neyse, bu gene varmış elimizde. Şunları da tek tıkla temizleyebileceğimiz bir şey gelse çok süper olacak. Redstone. Inoculator. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur makineyi, yoksa kötü olacak.
Ha, bunu kazmama gerek yoktu diye hatırlıyorum. Evet, bu Liquid DNA kullanmıyor. Hemen kapatalım şurayı. Inoculator ne diye soracak olursanız eğer, şu öldüğünde öldü, tamam. Ve şu Imperial Drone'ları bir alalım. Şimdi bunları inceleyelim. Short, Slower. Özellikleri bunlar. Ama bizim istediğimiz bu değil. Kesinlikle bu değil. Ben bunun fast olmasını istiyorum. Ve excellent quality. Evet. Gördüğünüz gibi bu 25 Minecraft. Şunlara kıyasla ucuz gene. Fast productivity tamamen daha hızlı bir şeyler üretmelerini sağlıyor bunların. Biz bunları buraya bırakıyoruz. O esnada industry ve ilk polenimizi de elde ettik. Polene gelelim hemen. Bunun kullanım alanlarına bakacağız. AI bize cevap verirse. Heh, verdi. Gördüğünüz gibi bunlar bir çeşit fertilizer. Slime ball üretiminde kullanılıyor. Bunun dışında scented paneling üretiminde gerekli. Şunun yapımında da gerekli. Bu neydi, ne işe yarıyor onu merak ettim. Galiba yiyecek. Evet. Ve şunları da hemen gözden geçirelim. Ama bu arada bunları hakkında ufak bir uyarı, zehirliyorlar. Hata kaskımı çıkartayım. Ve çiçek olarak ya bu ya da sarmaşık lazım. Ve bazen direkt zehirlemeyebiliyorlar. Kaskım biraz dışarıda, dolaşayım. Hatta dur. Onun yerine giderek şunu takayım. Bakalım bunlar ne durumda. Muhtemelen şu an bunlardan bir tanesine onu koydu. Zaten bir tane şarjı koymuş. Ama diğerine de koyması lazım. Yani iki slota da koyması lazım. Slotlardan kastım, elimde arı da yok. Hani şurada aktif ve inaktif olarak gördüğünüz şeyler. Stringy comb. Tamamdır. Ve bu bölümde bunları hafiften otomatikleştirmeye başlasak güzel olur. Önce string'i de işleyelim. Otomatikleştirme bize cidden lazım. Ve kendimize dolayısıyla da şöyle bir şey yapacağız. Time and transport pipe. Ve tabii normal bir crafting table lazım. Çok basit bir işlem. Ve bize apiary pipe elde ediyor. Bununla birlikte pulsating chipset bolca. Otarkik Gate. Tek tane değil de bir saniye. Bir tane sınırları yüzü nasıldı? Tabii öncelikle biraz gate yapalım. İki tane şimdilik işimi görecektir. Ve iki redstone. Ve iki iron, gelin bakalım. Ardından da bu yapılsın. Kendimize bolca otarkik gate yapacağız. Çünkü gerekliler. Sana gerek yok. Ve bekliyoruz. Evet, iron chipsetimiz de hazır.
Or diyorum. Çünkü ora ihtiyacımız var. Iron ore gate değil, Atarchic gate. Dur. Bir saniye. Ben Otark Iron Gate yapacağım çünkü bana bir şey daha lazım. Şimdi hatırladım. Ve iki tane de Iron Gate. Iron Ore Gate. Tamamdır. Bunlar burada hazırlanan dursun. Şunu kontrol edelim. Evet, bunu tamamladı ve şuraya bakarsanız fast, hızlı yani. Tabi bunu buna da yapmamız lazım. Ve ondan sonra industrial coin'lerimizi yapacağız. Ve geç olmuş. Ah. Şunları bir tekrar kontrol edelim. Tamamdır. Iron Ant Gate'imiz ve şu bitsin. Iron Ore Gate yapılıyor şu an. Yapılsın. Mesela da scrap durumumuza bir bakalım. Scrap üretimimiz sanırsam tüketimimizden daha fazla, evet. Pardon, tüketimimiz üretimimizden daha fazla. Ya burada golemlerimizden birine bir şey mi oldu? Ha, takılmış bu. Her zaman olduğu gibi. Neyse, gate'lerimize bakalım. Hayır, sen değil. Sen olacaksın. Ve ilk Autarkic Iron Ore Gate'imizi yapalım bakalım. Ore Gate yapmamın, Iron Gate yapmamın özel bir sebebini soracak olursanız eğer, göreceksiniz birazdan. Cidden özel bir sebebi var. Benim buralarda bir yerde Golden Transport Pipe var, gelin bakalım. Wooden Transport Pipe, gelin. Ah, kapıdan geçemiyorum bile. Tamam, şuradan itibaren ben otomatikleştirmeye başlayacağım. Ve buradaki olayımız şu. Öncelikle wooden transport pipe'ımızı alıyoruz. Ve şuraya bir delik açıyoruz. Wooden transport pipe yerleştirmeyecektik buraya. Ve diamond pipe'ımız da değil. Apiarist pipe. Eğer APRS pipe'ımızın arayüzüne bakarsak beyaz tarafa en iyi bir herhangi bir arı direkt üst tarafa gidecek. Ve item'lar ise direkt buradan gidecek. Bu tarafa. Tabi oraya bir iron gate lazım. Evet, iron pipe lazım. Iron Pipe'ın güzel bir özelliği var. Daha önce göstermişimdir muhtemelen. Tamam, elimde var zaten. Ah. APRS Pipe değil, Gold Transport Pipe.
Tamamdır. Şimdilik o bir şey yapmayacak. Nasıl dur? Şöyle de yapabiliriz. Bir saniye. Yok, orası iron. Şu hattı da iron yaparım. Tamamdır. Ve APRS pipe. Evet. Ah. Gene ah. Beyaz tarafa NB ve siyah tarafa items. Bu şekilde buradan devam edecek. Aynısını. Tamam, bunlar ölmüş. Imperial'ımızı şuraya koyalım. Industrious'ları da şöyle atalım. Ve şimdi sizleri şöyle koyalım. Ve chuck frame, impregnated frame'i alalım. Burada proven frame. Burada impregnated. Ve yine bir APRS pipe'ı koyuyoruz. Bir saniye. Biraz düşünüyorum. Ha, tamam. Wooden transport pipe ve iron pipe'larımızı da alalım. Evet, istediğimiz şey bu. Tamamdır. Şu tarafı ayarlayalım hemen. Nasıl dur? Buraya iron gate lazım değilmiş. Onu fark ettim şimdi. Şunu koyabiliriz. Tamam. Beyaza arılar. Türünü de ayarlayabiliriz hatta. Imperial Industrious. Industrious. Sana da Imperial. Evet, burası Imperial hattımız. Sen drone'un olmuştu senin. Evet, artık ikisi de fast worker. Çok daha hızlı çalışıyorlar. Beklediğimiz şey de buydu. Dur, itemların nereye gideceğini ayarlamadık. Yeşil. Yeşil tarafta itemlar. Tamamdır. Fazladan arılar da galiba bu hatta gidecek. Değilse ayarlarız ona bir şeyler işte. Ve şimdi sırada auto arcade gate'lerimiz. Tabii şimdi her şey direkt bir chest'e gidecek. O yüzden chest alalım kendimize. Daha sonra bunları otomatikleştireceğiz. Benim şu aralarda bir yer. Dur. Direkt chest crafting'im var. Niye kasıyorum? Evet, bunlar beni zehirlemedi. Ve atar kick gate'lerimizi alalım. Ha, bir tane yapmışım zaten daha.
Ve buna redstone sinyali kapalıysa enerji pulsar. Pardon, açıksa, kapalıysa dur. Direkt no frames full enerji, can store enerji. Şey, inventory full items in inventory. Enerji pulsar. Tamam, şu an yok. Gerçi bunu aktardı galiba. Bizim buradaki itemlarınız ne oldu? Neyse, hani saçma bir şeyler oldu şu an burada. Siyah taraf. Items. Tamamdır. Tam bu bir şey ürettiğinde bu direkt enerji pulsarı verecek ve eğer no frames derse redstone sinyali verecek ve bu istediğimiz şey. Buraya da lambalar koyacağız bu sayede. Ha. 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 Neyse bir yatalım. Bunlar bir şeyler üretsin o arada. Ve Nocturnal da eklesek güzel olur bunlara. Bu sayede gece de çalışabilirler. Misal gibi. Evet ve bir şeyler üretin bana. Hani dropların bunun her tarafından üretilmedi tabii ki de. Bunu biliyorum. Bakalım bunlar ne durumda? Drone'umuz tamam. Bunun ne kadar şarjı kalmış? 5. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Hadi bir şeyler üret. Hem de proven frame'in var. Bir şeyler üret. Neyse bir şeyler ürettiğini şöyle görelim biz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Tabi bu arada Industrious Prens drone'umuz da prensesimiz de tamamlanmış ve onları buraya atıyoruz. O esnada tabii ki de bir yandan şunlara bakalım. Gelin buraya. Ve seni de şöyle atalım. Önce seni atalım. Onu da otomatikleştireceğiz. Mesela Royal Jelly buraya nereden geldi? İlginç şeyler bunlar. Diğer auto arcade gate'imize de bakalım. Aşağı inebilirsem. Tamam, diğer auto arcade gate'imiz de. Tamam. Ve o arada bir şey daha craft edeceğim. Lamp değil de tamam. Zycraft'lı ışıkları. Yellow mu? Orange mı? Orange. Glowstone, Redstone ve Zycordite. Zycordite. Hemen şu Zycordite'larımızı pişirelim.
Bu arada bunda Oracle Calculator tamamen RPM'ini arttırıyor. Normal makinelerin aksine. Normal makineler de direkt hızlandırıyor ve neden 36? Ha tamam 36. Redstone, Glowstone. Ve hemen şunu da halledelim. Direkt şu yöntem halledelim. Hatta klasik yöntem. Dört tane craft edeyim şöyle. Bu sayede frame'leri olmadığı takdirde bunlar yanacak. Bu sayede bana uyarı vermiş olacaklar. Frame'leri otomatik doldurmanın bir yolu mevcut değil maalesef. Bakalım senin ürünün var mı? Var. Items in inventory. Energy pulser. Evet bunları çekti. Şimdi bunlar aşağıya iniyor. Ve yeşil tarafa gitmeleri lazım. Evet. Tamamdır, çalışıyor. Gayet beklediğimiz gibi çalışıyor. Ve sen de aynı düzende ol. Items in inventory. Energy pulser. Missing frame. Redstone sinyal. Hala beni zehirlemen için bekliyorum. Bunu biliyorsun değil mi? İnsanları senin zehirlediğini gösterecektim. Hain. Ha, bu aynı zamanda bunun bir güzelliği daha. Aynı zamanda sürekli bunu yenilemiş olacak. Öldüklerinde. Aman neyse. Ve bize başka ne lazım? Nocturnal. Nocturnal'ımızı dolduralım. Evet, bu bölüm tamamen arılarla geçti. Biraz daha böyle gidecek. Ben sanırım arılarla ile alakalı tüm makineleri craft ettim. Daha doğrusu çoğu makineyi craft ettim. Gördüğünüz gibi. Bunların hepsi şu hariç. Extra Beast makineleri. Bir de şunlar. Onları da biliyorsunuz zaten. Gerçi bunu da biliyorsunuz. Ah boş verin. Saçmalıyorum. Evet. Ve sanırsam ben bu bölümü burada bitirsem güzel olabilir. Şu arkadaşlarımız bayağı bir şey ürettikten sonra ben sonraki jenerasyonlara da geçiş yapacağım. Arı tiplerine daha doğrusu. Ha, bir de tabela koyayım. Hangisi hangisi diye. Sen Imperial. Imperial. Doğru yazdım değil mi? Tamam. Industrious. Doğru yazmışım durumları. Bakalım. Evet, doğru yazmışım. Tabelalarını da koymuş olduk. Ve bakalım da ürünlerini üretsinler artık. Arı ürünlerini de artık buraya koyalım. Evet artık bu bölümü bitirebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfte iskeleti dediğin günler. İyi eğlenceler.